Onun için şimdi biz size ne diyoruz? Hocam sen bize ne anlatıyorsun? Biz zaten biliyoruz, biz zaten yapmıyoruz, etmiyoruz diyorsunuz. Biz size diyoruz ki siz yapanlara ne diyorsunuz? İnsanlara çevrenizde ne kadar etkili oluyorsunuz? Allah için kaç kelime konuşuyorsunuz? Şu dilleri Allah size verdi Bak tükürük bezlerini çalıştırıyor. Bülbül gibi konuşturuyor. Günde konuştuğunuz kelimeleri teybe alsak, saysak ağzınızdan ne kadar kelime ne kadar harf çıkıyor. Allah için, din için, Kur'an için ne çıkıyor? Biz bunu size söylüyoruz. Biz size bunu soruyoruz. Akıbetten sizi uyarıyoruz. Kur'an bize uyarı olarak geldi. Biz sizi şimdi hep cennete yollarsak, durumunuz iyi görünüyor dersek bu doğru bir müjde olmaz. Çünkü görünen durum iyi görünmüyor. Doğru okumak lazım ortamı. Şimdi bizim vazifemiz kaç kişiyi kurtarabiliriz? Onun için önümüzdeki sohbete biraz daha adam çağırırsın. Ondan sonra biraz daha derken tam o geceye insanlar efendim katılacak, kutlayacağı varsa da bir kişiyi kurtarsan içkiden, kumardan, zinadan bir kişiyi kurtarsan yani bir kişiye Allah acımaz mı sana ya? Allah acır ya. E sen deme ki bir kişiden ne olur, iki kişiden ne olur. Bazı peygamberler geldiler. Bir tane ümmet bulamadan öldüler. Kıyamet gününde öyle peygamberler çıkacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyur. Feyemurru nebi ve ma'u racülün. <laughs> feyemurru nebi ve ma'u racülen. Öyle feyemurru nebi ve ve leşe ma'ahen. hadis şerifte mahşerde Resulullah görüyor hepsini seyredermiş gibi. Anlatıyor Allah ona kayıpları gösteriyor. Diyor öyle bir peygamber geçiyor. Efendim kalabalık ümmeti var. Musa aleyhisselam bizden sonraki en büyük ümmete sahiptir. Bizim ümmetten sonra en büyük kalabalık Musa aleyhisselam'da. Efendim İsa aleyhisselamın ümmeti var. Bu ümmetlerden maksadımız hangileri? onların kitaplarına doğru inananlar ve doğru amel edenler onların dönemlerinde kitabı bozmadan şimdi zaten onların ümmetlerinden bir tane doğru kaldı mı kalamaz çünkü doğru kalsaydı müslüman olması gerekiyor doğru kalsa levkane Musa hayyen fi zamani ma basa'u ittiba benim zamanımda Musa yaşasaydı bana ümmet olmaktan başka çaresi yoktu buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Musa bile ümmet olması gereken durumda bu kim oluyor da Rasulullah karşı geliyor Hangi Yahudi, hangi Hristiyan doğru yol olduğunu iddia edebilir? Hangi sapık profesör ilahiyatçı da kalkıp bunları cennete sokabilir? Bunun 104 kitapta yeri var mıdır? Gelen bir peygambere inanmayacaksın da cenneti göreceksin. Öyle ümmetler geçiyor. Öyle peygamber geçiyor diyor. Bir ümmeti var, iki ümmeti var, üç ümmeti var. Bir peygamber de gelmiş hiç ümmeti yok. Koca peygamber Cebrail Aleyhisselam'la görüşmüş. Vahye mazhar olmuş millete vaaz etmiş, bir kişiyi inandıramamış. Sen şimdi iki kişiye, üç kişiye etki yapıp da namaza başlatsan, günahtan kurtarsan az iş mi yapmış oluyorsun? Ha tabii ki sakın da öyle deme ki ben bazı peygamberlerden fazla adam döndürdüm falan. Sakın da öyle deme ha! Senin şimdi ağzının lastiği kopmuş biliyor musun? Bir konuşursun, Allah muhafız. O peygamberin noksanlığı değildir. Ümmetin bozukluğudur. Ne gibi? Yağmur yağar topraklar üzerine, mümbit toprakta mahsul biter, kayada bir şey, Bitmez. Yağmur aynı yağmurdur ama düştüğü toprak kalitesine göre ürün verir. Dolayısıyla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en hayırlısıdır onda şüphe yok. Bizim ümmette ümmetlerin en hayırlısıdır onda da şüphe yok. Nuh aleyhisselam 950 senede en fazla rivayet 80 kişi inandırmış. En fazla rivayet taş çatlasa 80 kişi. Normal rivayetler falan 8 kişi. 950 senede. Nuh Aleyhisselam'ın ne kabahati var? Ama demek istiyoruz ki bu ümmetin bereketi var. Bu ümmette cevher var. Bu ümmetin içerisinde iman var. Onun için söz tesir ediyor inşallah. Zerre kadar imanı olana bir vaaz fayda verir.